Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Malum yaz ayları, işte benim eğitimler, izinler falan derken arada bir kafalarımız maalesef yanabiliyor. İki gündür yayın açmamıştım ve sizden çok mesaj geldi. Aslında bayramda kendime bir izin verecektim ama bayrama giderken de şimdi 15 Temmuz'dan itibaren de dikkatli olmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi işte bugün eğitimlerimi tamamladım ve çocuğumun yanına geri döndüm. Arkada da kitabını gördüğünüz gibi. Neler oldu? Bugün Merkez Bankası toplantısı vardı saat 14'te. Merkez Bankası'nın şöyle bir zor işi var. Faiz arttırımına kimse sıcak bakmıyor ama faiz arttırımına mecbur hale geliyoruz. Ve Merkez Bankası enflasyonda oynaklıklar beklediğini Temmuz ayında, Temmuz ve sonrasında beklentilerini açıkladı. Yani aslında Merkez Bankası şunu dedi: yüksek enflasyonla karşılaşacağım ama elimde de oynatabileceğim şeyler sınırlının altını çizdi. Şimdi şöyle bir durum oldu. Dolarda bir gevşeme var şu anda. Dolardaki gevşeme yurt dışındaki piyasalarda altının ve diğer emtiaların çok ciddi anlamda sıkışmış olmasıyla alakası var. Yayının kapağından da anlayacağınız üzere şu andan itibaren hiç açılmamış, açılsa bile bir şey vaat etmemiş, İşte zombi yatırım dediğimiz şeylerin tekrar hayatlarımıza girdiğini göreceğiz. Ve bu zombi yatırımlarla beraber bizim normal kullandığımız şeyler de böyle garip garip yerlerde sıkışacak. Mesela baktığımızda altıncılar için. Şimdi evet, iyi bir seviyede 1825'lere tekrar çıktı. 1835'lere kadar da hani çıkacak gibi gözüküyor. Şöyle birkaç tane senaryo var. Bunlara bir bakalım. Birincisi, Fed diyor ki ben 1-2 aylık enflasyondan o kadar fazla etkilenip bir şeyleri değiştirmeyeceğim. Jerome Powell diyor ki biz tartışacağız. Bunlar ne diyoruz her seferinde? %98 iletişim, %2 aksiyon. Yani bunlar bilerek ve isteyerek ortaya sunulan bazı tezler. Bana göre yılın ortalarına, yani yılın sonlarına doğru, Kasım, Aralık gibi biz artık anlayacağız ki Fed devam ettirilebilir bir enflasyonu yarattı ve bundan sonrasında faiz artışları gelecek. Faiz artışları da küçük küçük olmuyor. Küçük küçük olmasına rağmen gene de o işte 6 trilyon doların hepsi bir anda çekilmeyecek. O yüzden gelişmekte olan piyasaların 2022 Mart ayına kadar vakitleri var ama o zamana kadar tabii ki çok şey değişecek. Birincisi, bana göre, ben tahminlerimi açıklayarak söyleyeyim. Şimdi 2017 yılı biliyorsunuz Bitcoin'de bir patlama yılıydı. Ve 2017 yılında, bu patlama yılında işte yılın başında ne bileyim belli bir sayıda var, belli bir rakamda başlıyordu. Ondan sonrasında Temmuz'a kadar bir saat, Temmuz'a kadar aslında artıyordu. Ondan sonra ve Temmuz'a kadar, Ağustos'un 15'ine kadar da bir artıştan sonrasında uçuşa geçiyordu. Özellikle Kasım 28 ve Aralık 17 arasında. Biz, bana göre 2021 yılının sonunda da bu bir haftada, bu ikisi arasındaki 15-20 günde de çok sert adımlar göreceğiz. Ama pandemiden dolayı biraz daha geri çekilecek gibi gözüküyor. Ben kesin Eylül-Ekim aylarında yarı kapanma olur, tam kapanma olur, Avrupa ile ilgili bir problem olur bilmiyorum ama kesinlikle Delta, Delta Plus ve Lambda varyantlarının biraz daha süreceğini düşünüyorum. Buradan benim beklentim. Benim beklentim demeyeyim. Ben zaten Ocak ayından beridir turizmin pek iyi yerine gelmeyeceğinin farkındayım. Nitekim en son işte Galatasaray gidiyor, PCR yapılıyor. Sonra Yunanistan diyor ki ben kabul etmiyorum diyor ve Fatih Terim de takımını alıyor, geri dönüyor. Şimdi bu başlı başına bir rezalet. Zaten hani Yunanistan'ın bilerek bunu yaptığını zaten biliyoruz ama bir de Yunan adalarını açacak denildi. İşte gemiciyseniz gidebiliyorsunuz falan filan denildi ama bu koronavirüs üzerinden Türkiye'nin genel olarak döviz gelirlerinin geleceği yerlerde dayak yiyor olması birazcık daha böyle kalıtımsal hale gelecek gibi gözüküyor. Ben o yüzden Ocak ayından beridir zaten Avrupa Birliği'nin Biden Mart ayında geldi koltuğa. Ve Ağustos'a kadar, yani bu zamanlara kadar, Haziran'a kadar hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Buradan Avrupa Birliği'nin Amerika'ya bağlı olarak geride durması, kimi zaman iyi, kimi zaman kötü, kimi zaman ama son derece nötr, bakın tavşan pisliği gibi, hiç konuşmuyor olması, ben buna bağlamıştım. Ülkeler pandemi üzerinden
kendilerine gelmeyi o kadar yavaş bilerek ve isteyerek yapıyorlar ki gelişmekte olan piyasalara akacak olan şeyler maalesef akmıyor. Bunların başında da dış finansman geliyor. Dediğim gibi ben Ocak ayından beri pandeminin kolay kolay geçmeyeceğini, aşılar gelse bile bunun farklı varyantlar devam edeceğini düşündüğüm için ve ülkelerin sadece kendi içlerinde paranın durmasını devam ettirmek için Türkiye'yi biraz dışarıda bırakacakları aşağı yukarı hareketlerden belliydi. Ve nitekim bunlar gerçekleşti. O yüzden ben turizmden zaten çok fazla bir beklentim yoktu. Ama Antalya'da, Bodrum'da insanlar aşılanıyor olması rağmen kimse dikkat etmiyor. O yüzden bana göre Eylül-Ekim'de bir delta varyantı üzerinden biz bir felaket yaşayacağız. Felaket dediğimde hani illaki böyle evlere kapanmamız gerekiyor ama kesinlikle bir sorun ve ekonomiye bir darbe daha gelecek. Diğer taraftan Amerika'nın dediğim gibi 2-3 aylık enflasyona bakmayacağı kesin. Ama kesinlikle 4 ay, 5 ay, Kasım ayına kadar bu Amerika'nın verilerinin iyi geleceği de belli. Amerika'nın Çin'le kapışacağı belli. Çin'in madencileri ikinci bir darbeyi daha vurdu. Çünkü Çin çok büyük bir yer. Yani sadece bir tane Guangzhou'daki madencileri kapattığınızda bu iş bitmiyor. Bunun daha devamı da var. Ama ne oluyor? Çin işte bir darbe vuruyor. Kriptonun Sırları kitabımda, adı bu arada Kriptonun Sırları oldu. Güvenli Bitcoin, güvenli kripto paralara yatırımın el kitabı olarak karşınıza çıkacak. 1 Ekim'de biz bunu raflara koyacağız sizin için. Çok aralıklı çalışıyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Ve dediğim gibi güzel bir şey çıkıyor. Burada şimdi baktığımızda doların, altının, tahvillerin, borsaların, petrolün şu anda baktığınızda delta olacak mı, gelecek mi, gidecek mi kombininden bir sıkışıklığa doğru ilerlediklerini görüyoruz. Bu sıkışıklıktan dolayı da ben uzun süredir inandığım projelerden olan kriptolara da artık Eylül, Ekim, Kasım'ın sonu, Aralık'ın ortası gibi artık böyle bizim o görmek istediğimiz 75-80 bin dolarları göreceğiz. Defilerde bir sıkışma var. Bu aklınızda bulunsun. Defilerde özellikle ben her zaman önerdiklerimden demeyeyim. Şimdi siz öneri duyunca, bir şey olunca böyle hemen artmasını falan istiyorsunuz. Ama o iş öyle olmuyor. Pandemi etkili, altın etkili. Mesela senaryolardan bir tanesi şu. Altın enflasyon evet var denilene kadar 1835 olacak, 1790 olacak, 1850 olacak, 1750 olacak falan böyle çok alverli olacak. Ama bu zombi yatırım araçlarının, yani şu ana kadar hiç itibar görülmeyen madenlerin tekrar eskiye dönecek olmasıyla beraber artık yavaş yavaş bizim alıştığımız emtia kısmında yeni sıkışmalar olacak. Bana göre altının onsu 1770 ila 1900 arasında sıkışık. Öyle 2000 dolarları falan bu aralar beklemiyorum. Ama 2022 başından itibaren biz 2400, 2500, 2600 dolarlar üzerinden onsu görmeye başlayacağız. Dolar zaten genel olarak önümüzdeki 5 sene boyunca sürekli artış kaydedecek. Çünkü bu paraları evlerine çekecekler, faizleri artıracaklar, Amerika normal haline gelecek. Ve pandemi bittikten sonra filler gene çarpışmaya devam edecekler. Gelişmekte olan piyasalar, bizim gibi CDS'leri yüksek olanlar etkilenecekler. Bizde enflasyon beklentilerden yüksekte kapatacak, o kesin. Ama şimdi enflasyon oynak gelecek diyor Merkez Bankası. Bir taraftan faizi sabit tutuyor. Faizin sabit kalmasına TL kesinlikle bir karşılık vermedi. Dolar da bir şey vermedi. Çünkü zaten çok beklentiler bu yöndeydi. Yani indirdi çıkart falan değil. Yapılan açıklamalarda herhangi bir dişe dokunur bir şey yok. Yapılan şeylerde hiçbir değişiklik olacağı yok. Yani şöyle bir şey var. Merkez Bankası'nın politikaları hala aynı. Yumurta kapıya dayanana kadar bunlar faizi sabit tutmanın peşinde koşacaklar. Ben yine Ocak ayından beri de nasıl demiştim? Turizm bence kendine gelemeyecek. Bu aslında bir hani insanlara bir parmak bal demiştim. Diğer taraftan ben faiz konusunda da Ağustos 2018'deki politikaların uygulanmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Gerçekten bir faiz ayağı çekilmeli. Evet, biliyorum kur, enflasyon, faiz sarmalı, işte faizler çok arttığında krediler büyümüyor falan. Bunu biliyorum ama sonuçta baktığınız zaman o kadar fazla kredilere zaten abanmış durumdayız ki burada bir çıkmaz var. Biz o yüzden bu çıkmazdan çıkabilmemiz için de biraz enflasyonun rekor seviyelere çıkmasına izin vereceğiz. Evet, çıkacağız ama ne yapalım diyeceğiz ve ondan sonra devam edeceğiz. Ben anladık ki şunu, Merkez Bankası önceden yüklemeli bir faiz artışı yapmak istemiyor. Bu Naci Ağbal'ın koltuğuna mal olmuştu. Ama
Ben %25 faiz oranlarının da açıkçası görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyonu böyle kafasının dikine göre bırakamayacak hale geleceğimiz için de bence %25 faiz oranlarına, 5, bu arada o faiz oranlarına çıkarıyorsanız 5-6 ay orada kalması gerekiyor. Enflasyonu daha kontrol altına alamadık. İşte faiz falan ve bilerek ve isteyerek bir faiz indirimi gelebilir haberlerinin ben servis edildiğini düşünüyorum. Bilerek ve isteyerek edildiğini düşünüyorum. Bunun altında açıkçası ben bir Bitcoin'i arıyorum. Neden arıyorum? Çünkü Merkez Bankası bize enflasyon takip edeceğim, ona göre hareket edeceğim derken Merkez Bankası faiz indirimini düşündüğünü düşünmediğinin altını defalarca çizerken niye basında böyle şeylerin çıktığı da bana acaba bir soru işareti olarak karşımda. Altını konuştuk, gümüş. Gümüş altına oranla 2022'ye doğru giderken daha iyi hareketlenecek. Platin, paladyum, bu emtialar birazcık çakılmalarına izin vermek zorundayız. Çünkü bu çakılmaları eğer olmazsa gerçekten bunlar yakıtlarını başka yerlere harcayacakları için piyasanın oturmasını önlerler. Dediğim gibi ben Kasım 18, Aralık 17 gibi artık böyle o arada Bitcoin'in böyle güzel kendini toplayacağı ve kripto paraları da yanına çekeceği süreçlere gireceğimizi düşünüyorum. Altın, gram altıncılar, şimdi dolar azalırken ons artıyor. O yüzden gram altında da öyle çok bir hareket yok. 500'ün üstü yine benim için kar satışlarıdır. 500'ün altı da alım için iyidir. 480 TL'nin altı en mantıklı alım fırsatları. Şimdi biz bayrama doğru gidiyoruz. Yarın 15 Temmuz, piyasalar kapalı, bilmem ne falan ama yurt dışı açık. 14 Temmuz'da bugün Ethereum güncellemesi olacaktı ama 4 Ağustos ertelendi. O yüzden bugün öyle çok ahım şahım bir Ethereum'da artış görmedik. Çünkü güncellemeye doğru gidilemedi. Ölçeklenebilirlik kripto paraların en büyük problemi olarak duruyor. Dediğim gibi defilerde sıkışmalar var. Ama yazın şunu göz önüne almanız gerekiyor. Ben her seferinde söyleyeceğim. Lütfen kafalarımıza yer edelim. Mayıs ayında büyük yatırımcılar yaza gitmeye şey yaparlar. Yani mesela ben de bayram için falan böyle hani bir gideyim mi dedim. Bir ara vereyim mi falan dedim. Ama ondan sonra o kadar çok mesaj gelmiş ki ara versem de faydası olmayacak. Çünkü biz bayramı yaşıyoruz ama diğer taraftan piyasalar açık. Yani Türkiye piyasaları açık olmasa bile küresel piyasalar açık. Küresel piyasalarda şimdi bir delta problemi var. Mesela Fransa diyor ki işte şu anda 4200 vaka açıklıyorum. Ağustos'un 15'inde 20 bin açıklayacağım. Benim tahminim en erken Ağustos 15, en geç Eylül 25'te. Bize artık diyecekler ki evet beyler bayanlar siz evlerinize çünkü biz sizi koruyamadık diyecekler ya da siz kendinize dikkat etmediniz diyecekler. Uğur Şahin de şey demiş, 3. doz desteklenmeden işte bunun bitebileceğini düşünmüyorum diye. Bugün bir sohbet ediyorduk. Ben açıkçası televizyonlarda çıkıp konuşan işte insanların kimisinin ki bunu biz sürekli 24'te analiz sentezi de konuşuyoruz. Kiminin daha fazla tık almak için, kiminin belli yerlere yaranmak için, kiminin bir mevki almak için bana göre tamamen yalan söylediğini veya işleri saptırdığını düşünüyorum. Kendi içimde ben 3. dozum BioNTech'imi de oldum. Şimdi yurt dışından şey diyorlar işte Sinovac'la BioNTech'i karıştırırsanız veya Moderna ile AstraZeneca'yı karıştırırsanız falan daha etkili diye. Ben de iki Sinovac bir BioNTech var oldu şu anda. Bakalım göreceğiz. Ama bir delta problemi kesinlikle yaşanacağını düşünüyorum. Temmuz 15'te delta'da artış bekleniyor demişti uzmanlar. Bu belli ki birazcık daha kaydı. Turizm anlamında Rusya'da ve hani Antalya'da ve Bodrum'da bir hareket var. Bodrum daha çok yerli turist, Rusya daha çok Antalya civarında. Ama Rusya'da da çok fazla delta var. O yüzden o oraya gidecek. İngiltere-İtalya maçı Euro 2020'den kesinlikle insanlar birbirlerine dağıtacaklar. İşte yani bence şöyle söyleyeyim. Pek rahat bir 2021 bizi beklemiyor. Burada önemli olan kendimize dikkat etmemiz. Biraz önceki söylediğim emtialarda lütfen seviyelere dikkat edelim. Şimdi bayram geldiğinde de insan biraz bir dinlenmek istiyor. Ondan sonra da böyle daha magazinsel şeylere kafası gidiyor falan filan. İşte şey olmuş. İşte efendim Gülşen açık giymiş. İşte hadise ona destek olmuş falan. Böyle bir saçma sapan şeylere insanın kafası gitmek istiyor. Çünkü bu finans piyasası da konuş babam konuş 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 bitmiyor. Bir de sürekli sizler için yetiştirmek için kitabımı yazıyorum. 1 Ağustos'tan itibaren kitap evime vermiş olmam gerekiyor. Harıl harıl böyle eğitim kısmı, grafikler bilmem ne uğraşıyorum. O yüzden ben Muşmula'ya döndüm.
görmüş durumdayım. Yani bayramda da gene tabii ki önemli bir olay olduğunu açacağız ama bugün Merkez Bankası açıkçası yani sizlere açık olabilirim. Bugün Merkez Bankası faizi sabit tutacağı belliydi. Elinin çok sıkışık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yumurta kapıya dayanana kadar da aslında bir şey yapmayacağını gösterdi. Ben hala diyorum önden yüklemeli faiz şu anda bizi birazcık daha fazla sıkıştırır ama emin olun ihracatçı, ithalatçı ayağı, işte konteyner parası, ham madde, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, bu dolar bir şekilde biz bunu aşağı indirip ama 9 ayda orada tutmamız lazım. Hani öyle bir muamma da var falan. O yüzden biraz karışık zamanlardayız ama 5 Temmuz 2021'deki enflasyon rakamı sonrası artık yeni bir fiyatlamaya geçtiğimizi görüyoruz. Şimdi 5 Ağustos'ta işte 4 Ağustos'taki olan veri gittikçe önemli hale geldi ama bir oynaklık söz konusu. Önümüzdeki ay 19'un üzerine çıkabilir. O zamanki Merkez Bankası toplantısı iyice önemli hale gelecek. Çünkü Merkez Bankası toplantısının eğer faizle, reel faizle enflasyon arasındaki o makası tüketiciye vermezse o zaman diyecekler ama ne alakası var? Ve bana göre bu faiz yıl sonu indirilecek kısmına çok fazla bel bağlamadan daha çok ekonominin genel düzeyini ayarlayacak politikalara ihtiyaç var. Ben hep şey diyorum, hani insanların pahalılığıyla enflasyon arasında fark var ve herkesin kendine has bir enflasyonu var. Benim bebeğim var mesela, benimki ayrı. İşte iki çocuğu olanınki ayrı. Çocuğu olmayan bekarınki ayrı falan. Ama hani bana göre şu sıralar aşılarınızı olun, maskelerinizi takın. Gezebildiğiniz kadar gezin arkadaşlar. Çünkü sonra gerçekten bana göre evde oturacağız. Bu benim tahminim. Ben kendimi ona göre ayarlıyorum. Aşılarım oluyorum, maskemi çıkartmıyorum. Olabildiğince kalabalık yerlere gitmiyorum. Kalabalıksa çıkıyorum. Çünkü ben şunun altını da çizmiştim yayınlarda, gitmedim ben. Restoranların ve ruhsatların kapasitesine göre bir düzenleme söz konusu. Yani hiç kimse şey demiyor. Aa, pandemi var falan. Ben ne kadar para kazanabilirim diye düşünülüyor. Türkiye'de yabancılara göre uygun olan fiyatlarla TL fiyatlanmış yerler var. Yani gerçekten ateş pahası olmuş durumda. O yüzden bakalım, göreceğiz. Önümüze bakacağız. Ama bu zombi yatırımlar, zombi fonlar, aslında Fed'in şu anda tahvil alımlarını azaltıp azaltmama arasındaki en büyük problemi de bu. Orada da bir zombi gayrimenkul yatırımları var. Böyle 2008'den bu yana taşıdıkları, ayaklarınız pranga gibi yapışmış şeyler. O yüzden dünyanın bence problemi bu kadar yıldır büyüsün, büyüsün, büyüsün diye hiç beş para etmeyecek şirketlere, beş para etmeyecek isimlere, fazla kredi yardımlarıyla aslında zombileşen şirketler, zombileşen fonlar kurmalarıydı. Şimdi bunlar çok kötü durumda geliyor ve dünyayı sıkıştırıyor. Bakalım neler olacak diyorum, kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yarın da katıl butonuna yeni yeni videolarımız gelecek. Bugün de buradayız. Önemli olaylar olduğunda açmaya devam edeceğim. Bayramda tahmin edersiniz ufak bir ara veriyorum. Ama dediğim gibi önemli bir şey olursa yine buradayız. Görüşmek üzere.